Evet arkadaşlar, White bölümü geliyor şimdi. İlk olarak merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, sağ olun, ben deyim vesaire. İlk olarak Dreamworld'deyiz. Timber'ı yolladım çünkü durmadan hayaletli ev çıkıyordu. Belki farklı tür bir Pokemon'u yollarsam karşıma başka Pokemon'lar çıkabilir. Kalk, şurada meyvelerim varmış, onları alayım ben. Farmville gibi yapmışlar lan. Bunu suladık. Sonra ilgilenirim bunlarla. Şimdi bakalım neresi çıkacak karşımıza. Umarım hayaletli şato çıkmaz. Yine hayaletli şato çıkarsa yuh yani. Başka bir şey demiyorum. Şu an yükleniyor. Başka yer çıktı. Rugged Mountain diye bir yer. Dağ işte. Burada kaya, toprak türü Pokemon'lar falan çıkabilir. İyi bir kaya türü Pokemon aslında çok işime yarayabilir. Burada sallanan bir şey göremiyorum. Burada da yok. Şurada item var. Ne varmış? Pesorp. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şurada da bir item var. Pokemon çıkmıyor, süper. Timer Ball bulduk. Evet. Bir tane Koffing çıktı. Böcek Pokemon'larına karşı bence işe yarayabilir. Çünkü rakipte de zehir saldırıları olacak. Aynı zamanda Leavenin mi o var. Bitki böcek Pokemon'u. Ona karşı işe yarayabilir Koffing. Ability'si ne bilmiyorum. Levitate yoksa çok leş olur. Ama oyunu oynayalım bakalım. Farklı bir oyun galiba. Siz de görün. Sableye'nin oyunu. Şekil çiziyorsun, yol falan yapıyorsun. Garip bir oyun, deneyelim. Bu ne oğlum ya? Ha, buraya çizecektik. Anladım. Lan yapsana. İşte böyle şeylerle uğraşıyoruz beyler. İyi bir Pokemon almak için. Oha, özel yere girdim. Oğlum hiçbirini kabul etmiyor bu. Yapamadık. Beceriksiz oyuncuyum beyler. Hadi bit ya. Alt tarafı bir Koffing vereceğim. Bayağı topladık lan. Hızlandı oyun ya. 14 tane topladık. Bakalım Koffing'i alabilecek miyim? Tamam, artistik yapma. Koffing'i aldım. Ability'sine Levitate. Saldırısı Smoke. Ekstra bir şey yok yani. Ekstra bir şeyini görmüyorum. Bildiğiniz Koffing. Kalsın bir köşede. İlerlemeye devam ediyorum. Bildiğin Koffing çıktı abi. İnsan ona bir şey ekler ya. Oo, hipopotas. Hipopotas severim ama GM'de işime yaramaz. Sky Race varmış. Şu Pelipper'lı yarışlı oyun. Onu bir deneyelim. O yüzden şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar. Hipopotası da aldım. Ability Sand Force stockpile'i var. Normalde stockpile olmaz. Ability yine aynı. Görüşünü veya hızını yükselten bir ability'ydi. Şu an için hipopotası alırım. Burada bir Pokemon yok veya parlayan bir şey yok. Burada da bir şey göremiyorum.
O Monkey adamım. GM'de ne kadar işe yaramayacak olsa da bu. Evet, Monkey'de Defiant denilen bir ability var. Bu ability ne işe yarıyor? Rakip herhangi bir statımızı düşürdüğü zaman atak 2 kademe artıyor. Harika bir Monkey olabilirdi ama takımımda Timbur var arkadaşlar. O yüzden bir işe yaramaz. Ama normalde harika bir Pokemon. Lanet olsun. Kimi alacağım? Bilmiyorum, şey çok işe yarayabilir aslında. Koffing de normal bir Koffing'den farkı yok yani. Uçan türü bir Pokemon olaydı çok iyi olurdu. Tane beri bağışlıyoruz. Raspberry, yes. Koffing harika normalde de bilmiyorum ya. Levitate'i var bir de. Ama zaten psişik türüne karşı zayıf oluyor. Dövüş Pokemon'um da var. O da psişik türüne karşı zayıf. Hippopotas alıyorum ya. Belki kötü bir seçim yaptım ama olsun. Şimdi oyuna geri dönüyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Pokemon White ile birlikteyiz. Uzun zamandır bölüm çekemiyordum. Aslında dün yeni bölüm gelecekti. Dreamworld salaklık yaptı. O yüzden yeni bölüm koyamadım. LoL bölümü koydum. Şimdi arkadaşlar kötü şarkı çalıyor. Galaktik takımı bir şeyler yapmış. Diyor ki demek ki geldin GM lideri diyor. Biz bu müzedeki iskelet kafatasını alacağız diyor. Teyan Plazma adına diyor. Gözlerinizin önünde onu çalacağız diyorlar. İşte Smoke Screen diyorlar. Sonra sis atma, oç, sis atma oluyor ve kafatasını çalıyorlar. Aman tanrım neler oluyor? Daha sonra zenci kadın koşuyor. Onların peşinden koşmalıyız diyor kocası ve koşmuyor. Mantık hatasına bak geri zekalı. Biz senin amelen miyiz? Daha sonra Lenora bakınıyor. Daha sonra başka bir kadın veya erkek geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra işte bunlar kadın muhabbeti yapıyor. Artist muhabbetleri. Crash diyor. Bu Berk diyor. GM, Castellia şehrinin GM lideri diyor. İşte sadece ilham arıyordum falan o yüzden buralara geldim diyor. Neler var diyor işte. Sonra işte hırsızlık olaylarını falan anlatıyorlar. Daha sonra Charon'la Bianca geliyor. Problem mi var kardeş diyor. Sonra Lenora diyor ki ya bu ikisi kim? Arkadaşlarım mı diyor. Bianca ve Charon o gördüm falan diyor. Onlar trainer diyor. Ayrılalım ve arayalım diyor. Charon'la Bianca içeri girecekler. Berk'le biz şeye gideceğiz, ormana gideceğiz. Size güveniyorum falan diyor işte Lenora. Daha sonra ormana gitmemiz gerekiyor. Daha sonra Fennel bize Dowsing makine veriyor. Bu kayıp itemleri bulmak için işe yarıyor galiba. Daha sonra bunlar içeri giriyorlar. Beni bekle diyor. Daha sonra bizim de ormana gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlk olarak şeyi aldık. Koffing'i aldık Dreamworld'den. Şimdi Pokemon'umuza item almak için mesela başlangıç Pokemon'unuz Snivy ise Miracle Seed vererek onun bitki saldırılarını %50 mi ne arttırabiliyorsunuz galiba. Şu abladan item alabiliyoruz. Ama şimdi benim Snivy'm öldü. Miracle Seed'i de ormandan temin edebileceğimiz için ben de ateş itemi alayım. Tepeye şey aldım. Çarçol mudur? Çarşop müdür? Nedir? Ateş saldırılarını arttıran bir item. Şimdi arkadaşlar ben bundan önce bir kere daha deniyordum bu bölümü çekmeyi. Aptallık yaptım. Nasıl bir aptallık yaptım? Shiny Petilil mi ne kaçırdım? Parlıyordu böyle sarı renkliydi lanet olsun. Hayatımda ilk defa bir Shiny Pokemon'la karşılaşıyorum ve onu kaybediyorum. Geri zekalının önünde gideneyim. Şimdi Berk'le konuşuyoruz. İşte ormana gel falan diyor. Yiyeceğiz. Şuradan eter alıyorum. Pokemon'larınızın canı azsa şu hemşireden can temin edebilirsiniz. Şimdi şu iskelet kafatasını aramak için ormana gittik. Arka planda plazma takımının kötü şarkısı çalıyor. İşte burada iki yol var diyor. Biri yukarısı, biri sol taraf diyor. Sen sol taraftan git falan diyor bize. Abi Shiny'yi çok pis kaçırdım ya.
Valla çok kötü oldu bu. Moralim bozuldu. Sevleyemedim. Emülatörden oynuyorum yoksa öldürdüm bir de pardon. Kaçırmadım öldürdüm. Lipup'la öldürdüm. Lipup diyorum her diğerle. Şimdi şuradan itibaren double battle var. Double battle yapacağız trainerlarla. İki tane gerizekalıyla. Şansıma var evim şansıma ya. Bedevi şansı var bende. Şimdi ilk olarak sen takedown yapıyorsun. Veya sen bite yap kendine zarar verme salak gibi. Sen de rock throw yap. Tamam birinin işini bitirdik. Razor Leaf yaptı umarım kritik vurmaz. Kimseye kritik vurmadı. Yine aynı taktikle şunun işini de bitiriyoruz. Bu salakları yendik. Şimdi şurada şunun adını hep Galaktik'le karıştırıyorum ya. Plazma takımı elemanı var. Pokemon değiştiremedim. Şimdi bunlarla kapışacağız. Seni inatçı çocuk diyor işte. Beni geçemeyeceksin falan diyor. Her zamanki mal laflar, mal laflar işte. Sandile çıkardı. Sandile ne Pokemon'u? Toprak karanlık Pokemon'u. Hatamızı bir kademe düşürdü. Ben Rock Smash yapıyorum. Sand Tomb yaptı. Çıkış yap şuna ya. Gayet iyi vurdum Intimidate'e rağmen. Defansını da düşürdüm. Devam ediyor şey. Sand Tomb'un etkisi. Bir Rock Smash daha yapıyorum. Sand Attack yaptı. Görüşümü azalttı. Bizir işin işte ya uğraştırma beni. Müteahhit 19 level oldu. Güzel. Üzgünüm diyor. Bende bir item yok. Diğer arkadaşlarımı araştır diyor. Hemen satış koydu. Şimdi burada bir arkadaşı daha var. Onun itemlerini arayalım. İtemlerini arayalım diyorum işte. Onda var mı yok mu bakalım. Shiny gitti benim. Şey gitti yani bugün. Performans bitti. Purloin çıkardı. Karanlık türü Pokemon. Bizde dövüş türü Pokemon var. Canını okuyacağız. Rock Smash. Pursuit yaptı. Saçma bir saldırı. Tek attım. Güzel. Üzgünüm diyor. Bende de item yok falan diyor. Daha sonra şurada bir Ranger var. Onunla kapışalım. Kapış benimle. Normalde buradan Pokemon yakalayamam arkadaşlar. Shiny'yi yakalayacaktım. Nuzlocke kurallarına aykırı da olsa bilgisayarımın bir köşesini açacaktım. Ama işte benimki de şans yani. Rock Smash yapıyorum buna. Takedown yaptı o hayvan. 9 canım kaldı. Hiç riske girmiyorum. Pokemon değiştiriyorum. Bir takedown daha yaptı. Rock Smash yapıyorum. Oha hayvan. 7 canım kaldı. İşini bitirdim. Hızlı Pokemon'um yok ya. Şimdi arkadaşlar ben baştaki hemşireye gidip Pokemon'larımın canını iyileştireceğim. Sonra buraya geri geleceğim. Geri dönüşümü çekmeme gerek yok yani. Pokemon'larımı iyileştirdim. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yukarı çıkıyorum. Şurada ne varmış? Süper pot varmış. Güzel. Emülatörde bir ağaçlık var biraz ya. Evet bir trainer daha var. Bunda Venipede var. Yok. Venipede miydi ya? Onun gelişmemiş hali. Aynen Venipede varmış.
Winnipeg zaten en gelişmemiş hal. Müteahhit Raktrov yapsın. Ah tek atıyordum. Pursuit yaptı. Karanlık türbü saldırı fazla vurmadı bana. Kritik vurmasına rağmen 5 vurdu. Protect yaptı. Kendini korudu. Raktrov. Müteahhit 20 oldu. Güzel. Wake up step öğrenmek istiyorum. Neyi silebilirim? Low kick'i silebilirim. 60 base power'ı var wake up slap'ın. Timbur çıkartıyor. Timbur vs. Timbur yapalım o zaman. Focus enerji yapıyorum. Low kick yaptı. Rock smash yapıyorum. Defansı düştü. Bir vuruşta daha öldürürüm herhalde. Rock throw yaptı. İşini bitirdim Timbur'un. Şimdi ilerlemeye devam ediyorum. Şurada bir trainer vardı galiba. İlk olarak baş 50'liği koyuyorum. Biraz o kasılsın. Bir sonraki GM'i yenmek için herhangi bir Pokemon'um yok adam gibi ya. Ya Hondor'u alırım ya da Koffing'i alırım. Hı. Bir tane daha Pokemon Ranger çıktı. Bununla savaşmak zorundayım. Panseyci varmış. Git Lili. Bite yapıyorum buna. Lich Seed yaptı. Her tur can çekecek. Tek attım. Süper. Shiny'e de tek atmasaydı çok güzel olacaktı. Tamam şimdi bunlar bize beri veriyor. Tamam reis sus kapa çeneni ya. Of. Ben ilerlemeye devam ediyorum. Hı. Bir tane daha çıktı. Bunda ne varmış? Pempor mu ne vardı bunda da? Pempor var bunda da. Bizim de Kezban'ımız vardı. Ölmeseydi çok iyi olurdu. Ama ölmeseydi GM öldürdü zaten ya. Buna da bite yapıyorum. Water Gun yaptı. Bite. Fazla vuramadım. Bir Water Gun daha yedik. Bite. Bir tane daha bite. Yeter lan. Defansı bayağı yüksek herhalde. Lily 21 level oldu. Güzel. Bu da bize patch haberi verdi. Tamam tamam. Şimdi yarım saat konuşacak. Evet. Burada bir plazma takımı elemanı daha var. Demek ki bu kadar uzağa geldim falan diyor işte. Sonra bizimle vs atıyor. Bunda Patrat var. Rock Smash ile işini bitirebilirim. Rock Smash yaptım. Tek attım. Güzel. Uyumlu oldu lan. Rock Smash yaptım. Tek attım. İşte senin zamanını çalmak için buradaydım falan diyor. Sonra ilerliyoruz. Şurada bir şey yok. Paralize Hell bulduk. Hı, bir tane daha. Yuh ya. Bunda da panser var. Bite yapıyorum. Bu saldırı rakibin berisini yakıyor zaten. Bahsetmiştim fazla vuramayan bir saldırı. Aptalca bir saldırı. Bir bite daha yapıyorum. Çok az canı kaldı.
Oha, kritik vurdu. Adamla dalga geçince böyle oluyor işte. Bu da bize veri verdi. Bu peçe veri veriyor. Şimdi şurada bir tane item vardı ya. Aynen, şurada gördüğünüz gibi bir item var. Aynı zamanda arkadaşlar şu aşağıdaki çimlerin sol üst köşesinde şey var. Sallanan bir çim var. Bunun üzerinde özel Pokemon'lar çıkıyor. Mesela Audino çıkabiliyor. Bir de %10 ihtimalle şey çıkıyor. Savk mı ne çıkıyor? Bir tane mavi dövüş Pokemon'u var ya. Yok, kırmızı mı çıkıyordu? Kırmızı çıkıyor bu oyunda. Aa, bana Shiny'si çıkmıştı bunun ya. Efkarlanıyorum şimdi bunu görünce. Evet, bir Pokemon daha çıkıyor. Keşke Repel alsaymışım ya. Sivizzle çıktı. Shiny çıkınca zaten etrafında böyle etrafı parlıyor böyle başta. Pot kullansam iyi olacak ya. Yeter, oç, yeter. Grass Knot bulduk arkadaşlar. Bitki saldırısı. Rakibin ağırlığına göre vuruyordu bu da galiba. Umarım başka Pokemon çıkmaz. Derken bir Pokemon daha çıkıyor. Bir Petilil daha. Ya yeter amına koyayım ya. Bilseydim Repel alırdım abi ya. Pot kullanıyorum. İlerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu gerizekalının önünden. Bir tane daha eleman var. Bu son eleman galiba. Senin gibi bir çocuk bizi yenemez. Şimdi seni indireceğim diyor. İndirebilecek mi? İnternetten mi indirecek acaba? Patrat. Bunu yeneriz ya kolay. Rakibin ne kadar çok Pokemon olursa levelleri o kadar düşük oluyor. Rock Smash yaptım. Tek. Güzel. Bir Patrat daha var. Timbur Reis bunu halledebilir. Smash. Bite yaptı. Tek atarım ki ben sana geri zekalı. Same type attack bonus. Sandile var. Bunu da alırım. Intimidate'i var. Atağımı düşürdü bir kademe. Wake up slap yapıyorum. Sand top yaptı. Sand tomp. Bunu neden söyleyemiyorum ben? M'ye patlıyorum. Evet, buna da tek attım. Güzel. İyi o zaman. Aptal iskelet kafanı al diyor işte. İskelet kafasını alıyoruz. Bu neyin kafası ya? Sonra demek ki bizim kralımızın hayali, bizim hayalimiz gerçekleşemeyecek diyor. Daha sonra 7 Aziz'den biri geliyor. Kralımızı nasıl böyle şey yaparsın diyor. İşte bu Gorm'muş. İşte üzgünüm, o çocuk bizden aldı itemi falan diyor. Önemli değil diyor. Önemsemiyoruz onu falan diyor. Araştırmalarımızın sonucuna göre diyor. Bu aradığımız efsanevi Pokemon değilmiş diyor. Alakasızmış diyor. Ama planlarımızı engellemene izin vermeyeceğiz diyor. Daha sonra bize saldırıyor. Tam saldıracakken Burp geliyor. O tamam falan diyor. Her yerde böcek Pokemon'ları var diyor. Buraya geldim diyor. Önemli gözüken bir adam var diyor. Ya, arkadaşına yardım mı ediyorsun diyor. Daha sonra Lenora geliyor. Sen de kimsin falan diyor. Patronları mısın diyor. Ben 7 Aziz'den biriyim diyor işte. Geçsiz başka bir Aziz diyor. İşte
Pokemon'ları özgür bırakacağız falan diyor. Daha sonra işte saçmalıyor. Düşmanlarınızı tanıyın falan diyor işte. Bu sefer geri çekiliyoruz diyor. Daha sonra mal mal konuşuyor işte. Çevirmen miyim? Oç. Çok konuştu çocuk falan diyor işte. Onların peşinden koşturmalı mıyız diyor. Daha sonra işte iskeletin kafasını çalmışlardı diyor. Daha bize bir şey söylemezler diyor. Ben geri dönüyorum diyor. Seninle GM'de savaşmayı bekleyeceğim falan diyor. Gidiyor. Lenora da onu zar zor aldın değil mi falan diyor. Veriyoruz buna. Daha sonra bize ödül veriyor. Ay taşı. Güzel. Tamam biliyoruz. Gerizekalı açıklama yapma. Daha sonra bu karı da gidiyor. Ben de gideyim. Miracle Seed buldum. Bu bitki Pokemon'ların saldırılarını arttıran bir item. Daha trainer var ya. Bidoof. Git Lili. Byte yapıyorum. Flinch oldu. Bir byte daha yapıyorum. İşini bitiriyorum. Rakibin bir sonraki Pokemon'u Purloin. Bunu da müteahhitle yeneyim. Müteahhitin doğasına baktım. Baktık hatta birlikte. Donuma verilen bir arkadaş var. Herhangi bir şeyini arttırmıyor. Doğası. Ne bir şeyini arttırıyor ne bir şeyini düşürüyor. Şeyinkine baktım. Dizininkine. O atağını arttırıyor, hızını düşürüyor. Biraz yavaş bir Pokemon olacak. Bakayım başka trainerlar var mı? Kuzeyde bir çıkış var. Burası köprüye gidiyor. Trainerlarla savaşayım ilk başta. Tamam, özet geç. Burada da trainerlar var. Şurada bir kapı var. Burada ne olabilir? Bizi geçirmiyor. Bu da işte koşu şampiyonu olmak istiyormuş. Bu da mal mal konuşuyor. İki trainer daha var sanırım ya. Oğlum trainer olmak da kötü lan. Bütün gün yolda bekliyorsun anasını satayım. Wubat. Keşke yakalasaydım bir tane. Şimdi GM'de çok işime yarardı. Byte yapıyorum. Tek süper. 22 oldu. Bir Wubat daha çıkartıyor. Ona da byte atacağım. GM'in en yüksek Pokemon'u kaç level acaba? En güçlü Pokemon'u kaç level acaba? 3 tane Wubat. Yuh. Timbur'un tam antisi Pokemon yani bu. Gerçi Crobat da öyle ama. Evet, burada bir trainer daha var. Bunda hangi Pokemon varmış? Bir tane Pokemon. O da Munna. Buna da byte atıp işini bitiririm. Forvarnı var. Bizim en güçlü saldırımızı görüyor. Takedown'u gördü ama ben byte yapacağım. Çok az canı kaldı. Flinch oldu. İşini bitiriyorum. Geriye bakıyorum. Başka trainer yok arkadaşlar. Bölümü yeterince uzattım. Daha uzatmak istemiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde ayrıca GM'le savaşacağız sanırım. Görüşmek üzere.